Altan Günbay. O doğduğunda takvimler 19 Ocak 1931'i gösteriyordu. Konya'da dünyaya geldi. Küçük yaşta keman çalmaya heves etmişti. İçten içe sanatla ilgilenmek istiyordu hep. Ama annesi bu duruma karşı çıkmıştı. O günlerde yaşadıklarını önce Vatan'dan Funda Akosman Erman'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta sanatçı. "Ben küçükken konservatuvarın keman bölümüne girdim. Annem çok ileri görüşlü bir bayandı. İlk gazeteyi çıkaran, ilk şapka giyen, ilk Konya milletvekili olmasına rağmen beni konservatuvara göndermek istemedi ve çalgıcı mı olacaksın dedi. Yıllarca keman dersi almıştım. O gün onu dinleyip konservatuvara gitmekten vazgeçtim." Usta sanatçı hayallerinden vazgeçmiş gibi görünüyordu. Ta ki Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olana dek. Okulu başarıyla bitirdiğinde tıbbiyeye kaydolacaktı. Ama son anda fikrini değiştirip konservatuvarın opera bölümüne kaydoldu. Bunu annesine söylediğinde annesi çalgıcı olacaktın, şimdi oyuncu olacaksın demişti. Güzel bir eğitim hayatı oldu. Konservatuvarda okurken hayat arkadaşı olacak kişiyle de tanıştı. Müdevvet Hanım'la 1954 senesinde nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Elmas ve Tunç adında iki çocuğu oldu. Eşiyle birlikte Ankara Operası'na girdiler. İlk sahne deneyimini orada o yıl yaşadı. Sonrasında 20 operada başroldeydi. 1969 senesinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne, yani o günkü adıyla Kültür Sarayı'na atandılar. Artık İstanbul'da yepyeni bir yaşamları vardı. Burada 30 yıl boyunca solistliğin yanı sıra rejisörlük ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aynı röportajında sahnelerdeki unutamadığı bir anısını şöyle anlatmıştı usta oyuncu. "Operada Atatürk Kültür Merkezi'nde bir operet sahneye koyuyordum. Yanlış hatırlamıyorsam Lucia operasıydı. Çok büyük bir eserdi ve sahnede 100 kişi, koroda 50 kişi, 8-10 tane de solist bulunuyordu. Her şey bitmiş, son provaları yapıyorduk. Perdelerin açılmasını istemiştim ancak açılmıyordu. O zaman biraz sinirlenip bu perdeler niye açılmıyor diye bağırmıştım. Çünkü büyük bir eseri sahneye çıkartıyorduk. Son provalarda perde açılmıyorsa nasıl gala yapacağız diye düşünmüştüm. Sonra perde yavaş yavaş açılmaya başladı. Orkestra o sırada doğum günü marşını çalmaya, koro ise söylemeye başlamıştı. Ortaya bir pasta getirdiler ve doğum günümü kutladılar. O gün çok duygulanmıştım." Başarılı sanat yaşamına bir de sinemayı ekledi Altan Günbay. 1964 senesinde Şehrazat filmiyle ilk adımını attı sinemaya. Bu filmin ardından Cumartesi Senin, Pazar Benim, Altın Çocuk, Kız Kolunda Damga Var, Bizanslı Zorba, Tatlı Sevgilim, Kahraman Delikanlı gibi filmler geldi. Usturaya vurulmuş saçları, ince bıyıklarıyla önemli karakter oyuncularından biri haline geldi. Aslında kel değildi, saçlarını özellikle kazıtıyordu. Altın Çocuk filminde Memduh Ün istemişti bunu. Oyunculuk yaşamının dönüm noktası olan saçlarını kazıtma hikayesi, Tozlu Magazin sayfasında şöyle anlatılmıştı. Memduh Ün'ün isteğiyle saçlarını usturaya vurdurunca sinemada şansı birden açılmış. Yılda bir gelen film teklifleri her ay çifter çifter geliyormuş. Bugüne kadar 16 filmde oynayan Altan Günbay, bu filmlerin tam 10 tanesini son bir yıl içinde çevirmiş. "Şimdi yaz sonuna kadar hemen hemen boş günü yok gibi bir şey. Her filmde rolü biraz daha büyüyor. Afişlerdeki ismi biraz daha yukarıya çıkıyor. Şubat ayından sonra yapacağı mukavelelerde başrol oyuncularından sonra isminin yazılmasını şart koşacak. Yani bundan böyle afişte karakter oyuncularının ilk ismi Altan Günbay olacak." Altan Günbay sinema konusunda şunları söylüyor. "Ben karakter oyuncusuyum. Adımı iyi oyuncular arasında geçirtmek isterim. Sinemadan çok memnunum. Gelen tekliflerin her gün artmasına bakarsak sinemanın da benden memnun olduğunu söyleyebilirim sanıyorum." Usta oyuncu önce Vatan gazetesine verdiği röportajda sinemayla ilgili bir anısını ise şöyle anlatmıştı. "Ateşli Çingene filmini çekiyorduk. Edison, Türkan Şoray ve ben. O zaman oğlum küçüktü ve filmde Edison'un küçüklüğünü oynuyordu. Bir kavga sahnesi vardı. Biz rolümüze gerçeğinden ayırt edilmesin diye son derece konsantre oluyorduk. Kavga sahnesi esnasında bir kaza oldu ve bıçak göğsüme girdi. Daha sonrasında ise hastaneye gitmiştik. Sinemada da unutamadığım anılardan bir tanesi budur. Ayrıca Altan Günbay'a Şeytanın Uşakları filmi çevrilirken yılanlı bir rol vermişlerdi.
Yılanlığını yapan yılan Altan'ı ısırmıştı. Tedavi sonrasında 3 gün istirahat verilmişti usta oyuncuya. Operada rejisörlük eğitimi için Almanya'ya giden Günbay, Almanya'dan dönünce İstanbul'da kalmış, rejisör yardımcılığı yapmıştı. Birçok şarkı bestelemiş, bunların içinden 10 tanesi plak olmuştu. Uykusuz Geceler filminin fon müziğini yapan Günbay, Buğulu Gözler, Bekliyorum gibi pek çok şarkının bestekarıydı. Yapımcılığa da soyunan sanatçı Beni Unutma ve Seni Kalbime Gömdüğüm filmlerinin yapımcılığını üstlenmişti. Sinemamızdaki kötü adam rollerini başarıyla canlandırmıştı. 2000'li yıllarda da sanat yaşamına devam eden oyuncu Cinlerle Periler, Yeşilçam Denizi, Zeytin Dalı, Kadın Severse, Peri Masalı, Gazi, Hicran Yarası gibi yapımlarda rol aldı. Son projesi ise Çocuklar Duymasın dizisiydi. Bu dizide Haluk karakterinin babasına hayat vermişti. 2000'li yıllarda İstanbul Operası kapandığında evde oturmak istemediği için eşiyle birlikte Günbay ticareti açtılar. Burada tatlılar, mantılar, hamburgerler satılıyordu. Uzak yerlerden mantı yemeye gelen çok müşterileri vardı. Kendilerine özgü bir sosa bile sahiplerdi. Hamburgerleri de harikaydı. Bunun sırrı ise eskiden Taksim'de bulunan Kristal Hamburger'in sahibinden tarif almış olmalarıydı. Altan Günbay 3 Mart 2014'te İstanbul'da hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden evinde vefat eden Günbay'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde öğle namazına mütakiben kılındı. Altan Günbay'ın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla camiye getirildi. Cenazede taziyeleri Günbay'ın eşi Müveddet Günbay kabul etti. Törene Edison, Nuri Alço, Yusuf Sezgin, Levent Kırca, İzzet Günbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dostu katıldı. Törenin ardından Günbay'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Müveddet Günbay cenaze töreninde ''Benim 60 yıllık kocamdı. Çok güzel günlerimiz oldu. Çok tantanalı günlerimiz oldu ama güzel bir ömür geçirdik. Allah'ıma hep şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Güzel Allah bana çok güzel evlatlar verdi, torunlar verdi, dostlar verdi. İnsan dostlarıyla ve yaptıklarıyla yaşıyor. O hep bizim kalbimizde kalacak. Daha güzel günleri o gökyüzünden görsün, şahit olsun inşallah dedi. Son bir dileği var mıydı şeklindeki soru üzerine Müveddet Günbay çok üzüldü opera binası kapalı olduğu için. 69'da biz kurduk orayı. Gitti AVM uğruna bütün bunlar. Yeni bir opera yapalım olmaz. Öyle bilgisizce opera olmaz. O ayrı bir eğitim, ayrı bir kültür. Velhasıl operayı kapattı. Operamız da öldü, bizler de öldük. Diri diri öldük. Taksim'e gidemez olduk. Orası bizim, biz Müslüman insanlarız. Ama biz hakiki Müslümanlarız şeklinde konuştu. Cenaze törenine katılan Levent Kırca, ''Benim eski dostumdu. Altan abi Türk sinemasının kötü adamı. Ama kalbi, kendisi inanılmaz iyi bir insandı, güzel bir insandı, dik durmasını biliyordu. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkardı. Atatürkçüydü, eleştiriyi hiç sakınmadan yapardı, sivri dilliydi.'' dedi. Oyuncu Süleyman Turan da çok üzgün olduklarını anlatarak Günbay'ın ciddi anlamda bir sanat adamı olduğunu dile getirdi. Turan, Günbay'ın çeşitli branşlarda faaliyetleri bulunan ve hepsinde çok başarılı olan bir insan olduğunu söylemişti. Edison ise vefat eden insanların arkasından daima insanlar saygıyla, muhabbetle konuşurlar. Ama hakikaten sevgili Altan Günbay iyi bir dosttu. Her zaman birlikte olduk. Birçok filmde birlikte çalıştık. Bu imkanı bulduğum için çok bahtiyarım. Son derece güzel bir insan, iyi bir aktördü. Sadece sinemada değil, tiyatroda da, operada da, sevgili sinema seyircilerine de başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Büyük bir kayıp diye konuştu. Nuri Alço ise Günbay'ın sinema ve operaya büyük katkılar yaptığını dile getirerek kendisiyle birçok filmde oynadık. Gerçekten hayat dolu bir insandı. Ölümü de gerçekten çok güzel olmuş. Evde otururken gitmiş. Allah keşke herkese böyle bir ölüm nasip etse ifadelerini kullandı. Acısıyla tatlısıyla bir Altan Günbay geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.